Herkese merhabalar, videoya hoş geldiniz. Yine sizler için güzel evler bulmaya çalıştım. Bu zamanda artık uygun fiyatlı ev bulmak gerçekten çok zor biliyorsunuz. Yıkık dökük izbe halinde harabe evlere bile inanılmaz yüksek rakamlar isteyebiliyorlar. Hani ilanda ev olduğu yazılıyor ama fotoğraflara baktığınızda tamamen yıkılmış bir taş ev görüyorsunuz. Aslında ortada bir ev yok ve fiyatı da inanılmaz yüksek, alakasız rakamlar olabiliyor. Bugün sizler için derli toplu, eli yüzü düzgün evler bulmaya çalıştım. İlk ilanımız Dikili'den. Dikili bölgesi son zamanlarda çok fazla rağbet gören yerlerden biri. Sizin tarafınızdan da birçok yorum geliyor Dikili'den evlerle alakalı. Hemen ilk ilanın fotoğraflarına bakalım. Sokaktan, dışarıdan görüntüsü bu şekilde evin. Müstakil bir ev. Üzerinde başka bir kat yok. Önü açık terasından. Gördüğünüz gibi geniş bir kullanım alanı var terasta. Dikili bölgesinde normal hiçbir özelliği bulunmayan 1+1 daireler bile 1 milyon 400 bin bandında olduğu için bu evi seçtim aslında. Fiyat performans olarak Dikili'deki az önce bahsettiğim bu evlere kıyasla daha başarılı olduğu için görüyorsunuz gayet küçük ama güzel kullanım alanları mevcut. Evin alt katından yukarıya merdivenler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ve yukarıda da bir yarım kat var. Ve o odadan da terasa çıkılabiliyor. Hemen ilanın detaylarına bakalım. Dikili Salim Bey Mahallesi'nde 1 milyon 300 bin lira, 60 metrekare brüt alan terasla beraber ve 45 metrekare net oturma alanı mevcut 1+1. Bina yaşı 0 denmiş. Isıtma klima, banyo sayısı 1. Eşyasız bir şekilde satışa çıkartılmış. Kullanım durumu mülk sahibi, tapu durumu kat mülkiyetli. Açıklama kısmına bakalım. Müstakil tadında yeni yapım oturuma hazır, güzel bir yatırım kira getirisi yüksek denmiş. Konumuna da hızlıca bir göz atalım. Gördüğünüz gibi denize yakın bir lokasyonda konumlanmış bu ev. Emlak endeksine bakalım. Bölgedeki evlerde fiyat değişimi son bir yılda %127 oranında olmuş. Yani bu bölgedeki evler geçen yıla oranla %127.77 artmış. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış bu ilan. İlanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabileceksiniz her zaman olduğu gibi. Bütçenize uygunsa ve Dikili bölgesinden denize yakın bir ev istiyorsanız belki değerlendirilebilir bir ilan. Şimdi Seferihisar'dayız. İzmir Seferihisar'da bahçeli müstakil bir ev 1 milyon 100 bin lira. Yine Seferihisar'da da denize bir hayli uzak içeride 1+1 daireler dahi oldukça yüksek fiyatlarda bu eve nazaran. O yüzden bu ilanı seçtim aslında. Kat mülkiyetli tapusu var. 1+1 fotoğraflarına bakalım. Böyle bahçesinde oturma alanı mevcut. Hızlı bir şekilde fotoğrafları geçiyorum. Çok fazla fotoğrafa yer vermemişler ilanda. 40 metrekare net kullanım alanı, 45 metrekare brüt. Kullanım durumu mülk sahibi denmiş. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Takas düşünüyorlarmış. Güneş enerjili su ısıtma sistemi varmış. PVC doğrama, hazır mutfak, banyo, meyve ağaçları diye açıklama kısmına bilgiler eklenmiş. Hemen konumuna bakalım. Net bir konum vermemişler ama gördüğünüz gibi denize çok yakın değil. Ama dediğim gibi diğer evlere nazaran, Seferihisar'daki diğer evlere nazaran fiyatı biraz daha düşük. İzmir, Seferihisar civarında ev düşünenler belki ilgilenebilir. Seferihisar, Mersin Alanı Mahallesi'nde
Bu ilanla ilgilenenler de linkini açıklama kısmında bulabilirler. Balıkesir Edremit'teyiz. Gördüğünüz gibi doğanın içinde, ormanın kıyısında gerçekten çok güzel görünen bir ev. Mükemmel deniz manzaralı, arkası çam ormanları, harika ahşap evdenmiş. 1 milyon 200 bin lira. Hemen fotoğraflarına bakalım öncelikle. Gördüğünüz gibi önü açık, doğanın içinde güzel hayaller kurduran bir ev. Böyle bir köyde bu arada. Karşısı da deniz. Son derece yeşillik bir mevki, bahçesi de var. Evin hemen altında. Bu da terası. Gerçekten güzel görünüyor, muhteşem görünüyor. Evin içinden görüntüler. Detaylarına bakalım hemen. Bina yaşı 5 ila 10 arası. 1 artı 0, net 40 metrekare, brüt 152 metrekare. Tapu durumu kat irtifaklı. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boş. Görüntülü aramayla gezilebilirmiş. İlanın açıklama kısmına bakalım. Zeytinli köyü üzerinde Beyoba köyünde harika deniz manzaralı, bahçeli, bakımlı, klimalı, güneş enerjili, ahşap evdenmiş, harika çift verandalı, her şeyiyle eksiksiz durumda, otoparkla alakalı bir sorun olmadığı yazılmış, elektrik su abonelikleri, kapı numarası mevcut, hiçbir problemi olmayan, masrafsız, bakımlı bir ev denmiş. Konumuna bakalım hemen. Gördüğünüz gibi bir hayli yeşil bir bölgede ve deniz olarak da Akçay mevkiine bakıyor. Akçay bölgesini görüyor. Emlak endeksine bakalım. Bu bölgedeki evlerde bir yıl içinde %120 değerlenmiş. Balıkesir Edremit Beyoba Mahallesi'ndeki bu ilanın linkini de videonun altındaki açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi biraz şehir içine giriyoruz. İzmir Konak Barbaros Mahallesi'nde, Karataş bölgesini biliyorsanız, konağa yakın bir lokasyonda güzel bir mevki. Full deniz manzaralı, bakımlı, cadde yakını bir daire, 1 milyon 300 bin lira. Fotoğraflarına bakalım. Evin salonundan İzmir Körfezi'ni görebiliyorsunuz. Eğer İzmir'de yaşayıp da bir deniz manzaralı ev hayaliniz varsa belki değerlendirilebilir. O yüzden seçtim bu ilanı da fiyat performans olarak. Gördüğünüz gibi mevki böyle. Güzel bir mevki. Fotoğrafları da hızlıca geçiyorum. Detaylara bakalım. 2 artı 1 bir daire, 40 metrekare net, 60 metrekare brüt alanlı, doğalgazlı, balkonu bulunmuyor, eşyasız bir daire, kat irtifaklı tapusu mevcut, takasa uygun değilmiş, bina yaşı 31 ve üzeri. Açıklama kısmına bakalım. Konak Karataş'ta, cadde, sahil ve tramvaya yürüme mesafesinde, yapılı, bakımlı, doğalgazlı, full deniz manzaralı satılık denmiş. Harita üzerinden konumu da bu şekilde, denize bir hayli yakın. Emlak endeksine bakalım. Buradaki evlerde bir yılda %123.18 değerlenmiş. Evle emlak ofisi ilgileniyor ve ilanın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Evet, şimdi Çanakkale Gelibolu'dayız. Deniz manzaralı bir ev daha. Balkonundan bu şekilde denizi görebileceğiniz bir ev. 140 metrekare net alanı var, bir hayli geniş ve 160 metrekarede brüt alanı mevcut. Bina yaşı 21 ila 25. Fotoğraflarına bakalım. Gördüğünüz gibi
bir hayli geniş, deniz manzaralı bir terası var. Zaten bunlar beni mest ediyor. İlanları seçerken bu tarz evler gördüğümde fiyatları da çok uçuk değilse yer veriyorum videoda. Mangal da yapabileceğiniz oldukça geniş bir alanı var terasında. Çanakkale Boğazı manzaralı. Binada böyle dışarıdan görünüm. Oldukça geniş kullanım alanları mevcut. Detaylara bakalım evle alakalı. Bulunduğu kat 5, binadaki kat sayısı yine 5. Isıtma klimayla 2 adet banyo var. Balkon var, eşyasız satılık, kullanım durumu boş. Kat mülkiyeti tapusu mevcut, krediye uygun denmiş. Takas düşünmüyorlarmış. Açıklama kısmına bakalım. 2 cepheli, önünün kapanma ihtimali yok denmiş. Her iki cephede mantolama yapılmış. Yeni yapılacak pazar yerine 50 metre, yeni yapılan feribot iskelesine ve denize 200 metre mesafede denmiş. Konumuna da harita üzerinden baktığımızda denize bir hayli yakın olduğunu görüyoruz. İlanla evle bir inşaat firması ilgileniyormuş. Bu ilanın linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet, bugün de ilanlar böyleydi. Sizin tarafınızdan birçok yorum geliyor, sorular geliyor. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Bazı bölgelerle alakalı ev ilanı talepleriniz de oluyor. Örneğin Muğla bölgesinden, Muğla'nın denize yakın bölgelerinden. Ama fiyatlar o bölgelerde o kadar uçmuş durumda ki pek uygun fiyatlı, fiyat performans olarak uygun olarak nitelendirilebilecek ilanlar bulmak gerçekten çok zor. Özellikle Marmaris, Fethiye şu an yaklaşılamayacak durumda fiyatlar. Yıkık dökük izbe halindeki ilanlar için bile inanılmaz yüksek fiyatlar var. Ben tabii ki araştırmaya devam ediyorum. Piyasaya göre fiyat performans olarak uygun gördüğüm ilanlar olduğu zaman sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.